Merhabalar. Bugün burada aldığımız bir tane stil 70'in size toplanmasını göstereceğim. Bu şekilde. Aldığımız 70. Bir şekilde göstereyim size. Şurada. 76 TL'ye. Bunu dağıtıyoruz. Sonraki videolarda devam edeceğiz arkadaşlar. Bu seri devam edecek. Gürcistan haşlanmış diyorsun. Gürcistan'ın neyi haşlanmış? Mesela yani. Çek yukarı tam kafa tarafı. Kafa tarafı. Kafa tarafına bakar mısın? Aldım. Tam üst kısmında. Haşlanmışlık var mı? Var. Arkadaşlar şu an motorun yönlerini değiştik. Bu şekilde yan volan kapağını söktük. Motorunun ateşleme bulucusu şurada. Bu da gayet iyi ateşliyor. Saplamalarını diğer gömlekten söktük, buna taktık. Bu da gayet güzel şekilde egzozumuzu taktık. Şimdi sıra karbüratör aksamına geliyor. Bunda depo kapakları yoktu ben aldığımda. Buradan. Ama yan tarafta şey falan orijinal. Şurada. Bu sanırım askeriyede kullanılmış bir motor arkadaşlar. Çünkü askeriye renge boyanmış. Şurada da SDR'si yazıyor. Yan kapağı. Bunu da söktük. Bunu güzelce temizleyeceğiz. Şu karbüratörümüz. Karbüratörümüzün takozunu bir taraf kırılmış. Diğer tarafta bu şekilde. Bunu da kırılmış. Şimdi bunları değişeceğiz. Pistonu bunları taktık. Devam arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Bilgi Motor'dan tekrar hepinize merhabalar. Bugün biraz önce bahsettiğim gibi Hurdalık'tan 50 liraya aldığımız Stil 70 bir tane motorumuz var. Dağılmış farkındaysanız. Pistonu sağlam çıktı. Fakat gömleğin şu kısımlar kırık çıktı arkadaşlar. Şurada gördüğüm şuradan saplama cıvatasının bu tarafı ve şu kısım komple kırık çıktı arkadaşlar. Şimdi bunu değiştireceğiz. Elimizde farklı bir 70'in gömleği var. Daha yeni serisinin. Bir de arkadaşlar karbüratörümüzün şu kısmı dağılmış ve kırılmış şekilde görüyorsunuz. Şimdi bu karbüratörün de diyafram sistemini kullanarak farklı bir motor toplayacağız bu motorlardan. Şuradan arkadaşlar şimdi motorumuzun şu kısmını güzelce temizliyorum. İçteki kanal kısmını, krank yatağındakileri güzelce buraya pas sökücümü sürüyorum. Motorumun piston çok hafif bir zede var ama çalışmada bir aksaklık yaratmayacak. Buradan arkadaşlar motorumun bloktaki iki derinin cıvatalarını temizliyorum. Sonra motorumun pistonunu ve krank yatağına güzelce yağ sıkıyorum. Şu şekilde güzelce sıkıyorum. Pistonuma da birkaç defa sıkıyorum. Bu yağ sıkmamızdakinin amacı bunu gömleğimize takarken şurada arkadaşlar görüyorsunuz orijinal mahle gömlek. Mahle arkadaşlar orijinal anlamına geliyor. Şu şekilde iç kısma da güzelce yağ sürüyorum. Sürdükten sonra arkadaşlar şu şekilde güzelce yağ içine yediriyoruz. Sonra arkadaşlar gömlek contamızı alıyoruz. Şu şekilde olmayacak arkadaşlar. Şu şuradaki yataklar tam birbirine karşılayacak vaziyette olacak. Şu şekilde piston yatağımızı takıyoruz arkadaşlar. Sonra işlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, motorumuzun pistonu gömleğin üzerine attık. Depo filtresini ve havalandırmasını şey yaptık. Deposunu yıkadık. İki tarafta yağ ve benzin deposunu yıkadık. Şimdi karbüratörden iki tane karbüratörden şöyle farklı bir karbüratörde şu şekilde ikinci bir karbüratör topladık. Buradan da bizde yedek olan bir tane motordan bu benzin demiş şeyini aldık. Buraya taktık arkadaşlar. Bunda üzerinde orijinal mahle gömlek de vardı. Karbüratör takozu kırıktı. Yeni karbüratör takozu taktık. Sırada motorun elektrik tesisatı ve bir akşamı ve üst kaportası var. Sonra arkadaşlar devam edeceğiz. Takipte kalın. Arkadaşlar
Şu an bölgede elimizde bizim silop yoktu. Bölgeden silop aldık ve geldik, bölgede de sıfır yok şu an firmada. İkinci aldık da motorumuzu yapacağız şimdi. Değerli arkadaşlar, Bilgi Motor'dan tekrar hepinize merhabalar. Sizinle yetmişimizi yaptık, düz kaportomuzu da halledeceğiz. Silopumuzu yerimize bulduk. Silopumuzu taktık arkadaşlar. Buraya bir tane hafta attık, dişi bozuktu. Karbüratörümüzü taktık, birkaç defa çalıştırdık ama size de göstermek adına tekrar motorumuzu çalıştıracağım. Karbüratör diyaframlarımızda sıkıntı var. Diyaframlarımızı biraz benzinle yaptıktan sonraki videoda size de göstermiş olacağım. Şu şekilde size de motorumuzu aktif hale getirdiğimizi gösterelim. Arkadaşlar, şu şekilde size göstermiş olayım. Motorumuzun diyaframı bayağı yatmış. O yüzden mecbur jipleyi havada tutmak zorundayım ki motorum aktif halde çalışsın. Şimdi diyaframlarımızı tekrar değiştireceğiz. Farklı bir diyafram takımıyla motorumuzu tekrar aktif hale getireceğiz. Şu şekilde bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki seride motorumuzun üç kaporta odun kesimi olarak devam edecek arkadaşlar. Yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bilgi Motor takipte kalın.